Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere semiz otuyla harika bir tarif hazırladım. Burada bir bağ kadar semiz otu var. Ben tarladan topladım. Şöyle semiz otlarını iyice yıkadım ve suda, sirkeli suda beklettim. Daha sonra yapraklarını ayrı bir şekilde temizliyorum. Sap kısımlarını da ayrı şekilde doğrayacağım. Semiz otunu mutlaka bol suda iyice yıkamanızı tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz şekilde hızlı hızlı hemen yaprak kısımlarını bu şekilde ayırdım. Ve daha sonra sap kısımlarını da doğrayacağım. Öncesinde saplarını kavuracağım. Sapları biraz daha sert olduğu için öncesinde onları kavuracağım ve daha sonra yapraklarını ekleyeceğim. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Evet, bu şekilde hazırladım. Diğer malzemelerini doğruyorum. Bol soğan çok yakışıyor bu tarife arkadaşlar. Şöyle 1,5 soğan kullanacağım. Bir tanesi orta boy, bir tanesi de küçük. Sizler daha iri soğan bir tane kullanabilirsiniz. Şöyle piyazlık olacak şekilde doğruyorum. Kesinlikle çok küçük doğramayın. Aksi halde pişerken eriyecektir ve güzel olmayacaktır. Şöyle gördüğünüz şekilde hazırladım. Ve daha sonra domateslerini doğruyorum. Bu tarifte biber kullanmayacağım ben. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Şöyle 2 tane orta boy domates kullandım. Domatesin suyu ile pişireceğimiz için 2 tane kullandım. Mutlaka domatesleri de ince ince doğrayalım ki daha çabuk sosu kıvam alsın. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar. Yazın ben semiz otu çıktığında sık sık yaptığım tariflerimden bir tanesidir. Sayfamda da birçok semiz otu tarifim var. Arama kısmına Filiz'in Mutfağı semiz otu tarifleri diye aratırsanız tariflerim karşınıza çıkacaktır. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım tavaya. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Soğanlarımı ekliyorum. Yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Kesinlikle kızartmayın arkadaşlar. Şöyle öldürmeniz yeterlidir. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olacaksınız. Şöyle biraz yumuşadı gördüğünüz şekilde. Artık daha fazla yumuşatmıyorum çünkü kökleriyle birlikte de kavuracağımız için ikisi birlikte kavrulsun. İnanılmaz faydalı bir ot arkadaşlar. Semiz otu gerçekten hem diyet için de çok uygun bir ot diyebilirim sizlere. Mutlaka deneyin, sık sık da yapın. Faydaları saymakla bitmez. Ben burada saymakla bitiremem gerçekten. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi öneriyorum. Rengi değişti. Gördüğünüz gibi sarardı. Artık kökleri de kavruldu. İçerisine yarım kaşık kadar salça ekleyeceğim. Çok fazla salça kesinlikle eklemeyin arkadaşlar. Sadece tat vermesi için ekliyorum ben. Hiç de eklemeyi de bilirsiniz eğer sevmiyorsanız. Şöyle salçayla birlikte de 1 dakika kadar kavurdum. Ve içerisine domateslerimi ilave ediyorum. Yapım aşamaları bu şekilde. Tariflerimi mutlaka sesli dinleyin arkadaşlar. Bütün detaylarını, püf noktalarını videonun içerisinde bulabilirsiniz. Bazen atlayarak izliyorsunuz, bazı malzemeleri kaçırıyorsunuz, bazı püf noktalarını kaçırıyorsunuz. Lütfen atlamadan izleyin. Şöyle domateslerle birlikte iyice karıştırdım. Mutlaka kapağını kapatarak kısık ateşte pişirin, sosu kıvam alsın. Çünkü semiz otu yaprakları hemen 2-3 dakika içerisinde pişiyor zaten. 2 diş sarımsak ekledim. Sarımsak da mutlaka ekleyin. Şöyle sos kıvam alıncaya kadar 3-4 dakika kadar ben kavurdum, yani pişirdim. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir.
Artık sosum kıvam aldı ve yapraklarını ekliyorum. Hiç su eklemeden sadece sebzelerin ve domatesin suyuyla pişireceğiz. Üzerine de bir fincan, küçük fincan, Türk kahvesi fincanı bulgur ilave ediyorum. Ve tekrar iyice karıştırıyorum. Kapağını kapatarak kısık ateşte pişiriyorum. Eğer tariflerimi yapıyor, deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Bulgur pişer mi? Su eklemeden diyebilirsiniz arkadaşlar. İnanın buharıyla gerçekten güzel pişiyor. Yalnız kapağı mutlaka sıkı kapatılması gerekiyor. İyice buhar alması için. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi tuzunu da ekliyorum. Ben burada baharat hiç kullanmadım. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Şöyle yaklaşık 5-6 dakika sonra kontrol ediyorum. Bakar mısınız nasıl suyu falan tam geldi. Çünkü sebzenin yaprakların suyu da dengeledi. Bu şekilde yemeğim hazır. Sizler de çok beğeneceğinizden eminim. Çünkü daha önce vermiş olduğum semizotlu tariflerimi çok beğendiniz. Binlerce kişi yaptı, denedi ve izledi. Bu tarifimi pirinçli de yapabilirsiniz. O şekilde tarifim de sayfamda mevcut. Artık semizotu yemeğim hazır. Yazın gerçekten ağır yemeklerden bıktıysanız bu hafif yemeklerimi mutlaka yapıp deneyin. Şöyle biraz dinlendirdikten sonra servise alıyorum. Mutlaka soğutalım. Daha sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyeceğiz. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Yoğurtlu da yapabilirsiniz. Evet, şöyle de üzerine yoğurt alıyorum. Bakar mısınız? Yemelere doyamayacağınız bir tarif verdim bugün yine sizlere. Üzerine de pul biber serptim birazcık. Ve artık servise hazır. Hem sunumu çok şık, hem lezzeti, hem de çok besleyici ve sağlıklı bir tarif verdim bugün. Şöyle yakından da göstereyim ve artık bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.